Mimar Nilüfer Kozikoğlu'nun 2013 yılında kurduğu Urban Atölye, işlenmişle ham malzemeyi, sayısal teknolojilerle el işini yan yana kullanan, araştırma ve imalat yapan bir işlik. Hibrit malzeme ve yöntemler üzerine çalışan Urban Atölye, farklı firmaların, tasarımcı, mimar ve sanatçıların işlerini onlarla birlikte geliştirip üretiyor. Genç Tasarımcılar Koleksiyonu da bu doğrultuda gelişen bir proje. Davet ettiğimiz 5 tasarım aktörünün fikirlerini prototiplerken farklı üretim yöntemleri, yeni karışımlar ve heyecanlı ürünler ortaya koyduk. Merhaba. Öncelikle Urban Atölye ve çalışanlarına, 700 DCC ve diğer tasarımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim tasarımımın ismi Bubble. Bubble'ın çıkış kaynağı insanların ürün ve form algılarını değiştirmek üzerineydi. Mesela bir ev ya da bir ağaç düşündüğümüz zaman insanların aklına genellikle aynı formlar gelir. Akvaryum dediğimizde de içinde bir su dolu cam bir form düşünürüz. Ben Bubble'ı aslında mekan içinde estetik kaygılar barındırarak ön plana çıkartmak istedim. Merhaba, ben Ceren Dabağ, ürün tasarımcısıyım. Tasarımlarımda genellikle bir düşünceye, bir duyguya ya da bir fikre odaklanıyorum. Urban Atölye ile yaptığımız kanyon projesinde bir doğa güzelliği olan kanyonlardan ilham aldım. Kanyonlar oldukça büyüleyici, özellikle renk katmanlarında ve doku katmanlarında. Güçlü bir V formu var ve bu V formunda el çalışması yaptık. Beton içerisindeki katmanları gözlemleme fırsatımız oldu. Farklı taş denemeleri, farklı malzeme ve renk denemeleri, dışarıdan pürüzsüz gözüken bir malzeme olan betonun içindeki bütün renkleri göstermesi açısından oldukça ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Merhaba, adım Emre Venos. Tasarımın ismi Personal Green. Betonlaşma yüzünden giderek azalan şehrin içindeki yeşilliğin bir şekilde aynı malzemeyi kullanarak yüceltilmesi, karo uygulamasını tamamen betondan uygulayarak hem tek başına anlamlı hem de bir kombinasyona el veren şekilde 5 veya 6 parçadan oluşan bir ürün olarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Ürünlerin bir tanesinde olan dahili bir saksı kişiselleştirmeye el veriyor hem de betonla yeşili öne çıkarma durumunu bir saksıyla sağlıyor. Merhaba, Sedef Gali ben. Sanatçı ve iç mimarım. SkyUp iki farklı algıyı bir araya getiren bir tasarımımız. Hem konveks açısı sayesinde ışığı dağıtabileceğimiz hem de farklı materyalleri kullanarak betonu mat bir malzemeden parlak ve yaldızlı bir hale soktuğumuz bir projemiz. Hem 360 derece dönüş sağlıyor, böylece ışık hüzmeleriyle bir oyun da gerçekleştirmiş oluyoruz. Çocukların görmeye alışık olduğu bir görüntü olsa da yetişkinler için yepyeni bir aydınlatma oyunu diyebiliriz bunun için. Yaldız, sim, su bazlı, sedefli boyalar kullandık. Türk motiflerini kendimiz modernize ederek çanakların üzerlerine uyarladık. Yusuf adı Osmanlıca'da ay tutulması demek. Kasenin formundan yola çıkarak benzerliğini kullanarak seçtik. Betonun ağırlığından yararlanıp birbirine durup dayanabilen bir şekil olsun istiyorduk. Betonu başka malzemelerle de birleştirmek istedik. Asıl isteğimiz içinde hani biraz daha parıltı olması. Üzerine elle tek tek eklendiği zaman pirinç veya varaklar daha iyi sonuç aldık.